Merhabalar. Yüzme vurma şarkısının ilham kaynağı, yani o yaşadığımız olayların ta kendisi zaten. Bir gün bu döneme ait, bu dönemde yaşadığımı anlatan, neler yaşadığımızı gösteren bir şeyler yapmak, bir şeyler yazmak istedim. Hissiyat olarak da çok tabii ki yoğun yaşadık bu dönemi. Hepimiz gibi. Ben de yoğun yaşadım ailemle birlikte. O yüzden de bir şarkıcı olarak, bir üreten bir sanatçı olarak bu döneme ait bir eserimin olmasını çok istedim. İlham da kaynağı olarak da kesinlikle yaşadığımız şeyler, gördüğümüz şeyler bana ilham kaynağı oldu açıkçası. Üç tane projem var, albüm projesi. Bir tanesi zaten türkü albümü. Bir tanesi de yine Serkan Öçer'le yapacağımız Hemdem albümü. O da yakın zamanda olacak, bitecek. Hatta türkü albümünden daha önce olacak. Hemdem'den sonra türkü albüm yapmak istiyorum. Türkü albümünden sonra bir kafamda bir iki proje daha var. Onları da gerçekleştirmek istiyorum. Benim için önemli projeler. Yani vokal kariyerim için, ses sanatçılığı kariyerim için önemli işler olacağını düşünüyorum. En önemli projelerim bunlar. Kayıt projelerim yani aslında. Koleksiyon yapma alışkanlığım yani şapka ve takı, gözlük gibi şeyleri biriktiriyorum aslında. Böyle özel bulduğum şeyleri mutlaka alırım. Çok gözlüğüm vardır. Çok şapkam var. Şapkalar gerçi çok değişkenlik göstermiyor ama gözlükler gösteriyor. Hem eski hem yeni. Genelde eski vintage gözlükler bulduğum zaman almaya çalışıyorum. Bayağı bir gözlük koleksiyonum aslında var diyebilirim. Onun dışında çok böyle koleksiyoner bir adam değilim açıkçası. Keşke şarkılarımı dinlesi dediğim birisi, yani bu aslında keşke şarkılarımı dinlese dediğim insanlar genelde aslında etrafımda önemsediğim insanlar oluyor. Bu illa ünlü, popüler veya işte çok değerli ses sanatçısı veya sanatçı olmasına gerek yok. Ne bileyim, benim ne yaptığımı, sahnede nasıl bir şey yarattığımı görmesini istediğim her türlü insanı sahnede beni izlemesini isteyebilirim. O yüzden de böyle çok ünlü bir isimdense aslında dediğim gibi yani beni önemseyen, onu seveceğini tahmin ettiğim, bildiğim birisinin izlemesi bana çok büyük bir heyecan veriyor. O yüzden de çok sevdiğim insanların, dostlarımın, arkadaşlarımın veya aileden birilerinin veya işte ne bileyim yeni tanıştığım birinin belki de hani beni sahnede de görmesini istediğim zamanlar oluyor. Farklı Gökhanlarla bir araya gelmek, farklı yaş gruplarından, farklı yani ne izler, ne yer, ne içeriz. Ve yani bilemedim, ilginç bir soru gerçekten. Herhalde şu anki hayatımdaki olan şeyleri benim zaten genel olarak hayatımın içerisinde çok karışıktır. Yani her şeyi yaşamayı, her şeyi yapmaya çalışan bir adam olduğum için farklı yaş gruplarından, farklı Gökhanlarla bir araya geldiğimizde de aslında yine çok çeşit çeşit şeyleri yapmaya çalışan bir grup arkadaş görebilirsiniz. Yani o yüzden de ne bileyim işte her çeşit yemek yenip çok değişik müzikler dinlenip çok değişik filmler de izleyebiliriz bir araya geldiğimiz zaman da. Tabii ki bu da muhabbetimize ve sohbetimize mutlaka yansıyacaktır. O yüzden de değişik farklı konular konuşulabilir.
Ama düşünemedim. Yani bir sürü Gökhan bir arada çok bence bir yandan da çok psikopatçı olabilir. Bir süper kahraman olsaydım ismim ne olurdu? Yani ismim ne olur bilmiyorum ama kostümüm bir kere rahat bir kostüm olurdu herhalde. Çünkü bir yerlere koştururken, bir yerlere insanlara yardım etmeye çalışırken bir de kıyafetimle uğraşmak istemezdim açıkçası kostümümle. Kimlerin peşine düşerdim? Tutarsız insanların peşine düşerdim. Çok aşırı yalan söyleyen insanların peşine düşerdim. Onların yalanlarını, yaptığı tutarsızlıkları, konuştukları tutarsız lafları, cümleleri yüzüne vurmak için dünyaya gelmiş, yaratılmış bir kahraman olurdum herhalde. Ve buna çok keyifli yapabilirdim yani. Hani sen bunu dedin ama bak burada bunu demişsin. Şimdi buradaki tutarsızlık ne olacak gibi bir şey deyip onun böyle suratına o mevzuyu vurup onun birazcık bu mevzuda utanmasını sağlayabilirdim. Yalandı da aynı şekilde tabii ki. Yalanlarını yüzüne vurmak insanların yani ya çok yapabildiğim bir şey değil ama bir süper kahramansam bunun için uğraşırdım. Ya mutfakta çok böyle aşırı ilgilenen bir adam değilim mutfakla. Bu bence bende 45-50 yaşından sonra başlayacak bir şey olabilir. Kendim yiyeceğim şeyleri mutfakta yaparım, severim de. Yani özellikle mesela şekersiz, yağsız, kalorisiz şeyler yapmayı ve bunları denemeyi ve bir yandan hem tadının güzel olmasını hem de dediğim gibi düşük kaloride olmasını çalışan bir şeyim var. Kendi sandviçim, yaptığım sandviçler, salata ve atıyorum ne bileyim dediğim gibi düşük kalorili hiç şeker kullanmadan yaptığım özel böyle sinemede yaptığım mesela tatlılar var. Hem çok proteinli, çok faydalı, sağlıklı hem de dediğim gibi az şeker, yani hiç şekersiz hatta doğal şeker kullanarak yaptığım tatlılar falan oluyor. Bu konuda kendi adıma iyi olduğumu düşünüyorum ama tabii ki bunu çok kişiye denetip şey yapmadım yani bunun geri dönüşünü almadığım için o konuda çok iddialı olamayacağım. Ama kalorisiz, sağlıklı şeyler konusunda gerçekten elimden geleni güzel yaptığımı düşünüyorum. Kapağına aşık olduğum bir kitap. Yani açıkçası çok kapağına hani kapağı aklımda olan bir kitap maalesef yok. Özellikle yani çok aşırı kitap okuyan bir adam maalesef değilim. Yeni son 2 senedir kitap okuyan bir adamım. O yüzden de o aşinalığım çok fazla yok maalesef. Bunu söylerken de çok çekinerek söylüyorum. O yüzden de kapak olarak da kafamda takılı kalan ve inanılmaz bir kapak dediğim bir kapak maalesef aklıma gelmiyor. Gökhan Türkmen, turizmin tatil rotası bizi nereye çıkarıyor? Yani benim genelde gittiğim yerler güney tarafları oluyor. Kaş'ı çok severim. Karadeniz'i çok severim. Karadeniz'e her sene gidiyoruz. Eşimin babası ve annesi de, benim babam da Karadeniz'de olduğu için her sene mutlaka çocukları götürüp orada toprakla oynamasını sağlıyoruz. Bu bizim için çok iyi bir şey. Bize çok iyi geliyor. Bizim yaptığımız işte gerçekten izole bir hayat ihtiyacımız oluyor. Çocukları da bunu aşılıyor olmak bizim için çok keyifli oluyor. Onun dışında kendimiz için de hem çocuklar için de denize girebilmek için de daha çok aşağılara iniyoruz. Her sene mutlaka Kaş'a gidiyoruz. Kaş çok sevdiğimiz, orası da çok izole olduğu için çok sevdiğimiz bir yer. Buraları söyleyebilirim. Bodrum, Kaş, Giresun, işte Rize, Karadeniz yani genel olarak sevdiğimiz ve sürekli gittiğimiz yerler.
Gökhan Türkmen ormanında en çok hangi ağaçtan görürsünüz? Aloe vera görebilirsiniz, kaktüs görebilirsiniz, renkli çiçekler görebilirsiniz. Başka ne olabilir? Yani ben daha çok renkli işte sarmaşıklar, renkli çiçekler çok seven, rengarenk, hatta bahçemin rengarenk olmasını seven bir adamım. Kendi evimde de genellikle ona dikkat ediyorum. Bitkilerle çok böyle isimleri aklımda kalan bir adam değilim maalesef. Ama dediğim gibi en çok sevdiğim bitkiler, işte kaktüs çok severim. Bir tane daha vardı, bir sevdiğim bir bitki ama adını şu an hatırlayamıyorum. Bir de aloe vera çok güzel gözüküyor. Büyük çiçekleri, büyük bitkileri severim yani. Yurt dışında hangi konser salonunda çalmak dersiniz? Aslında konser salonu, yani konser salonları genelde yurt dışında böyle tiyatro salonlarında ben konser vermeyi çok seviyorum. Türkiye'de de yurt dışında da genel olarak istediğim, arzuladığım, sevdiğim, Türkiye'de de özellikle tercih ettiğim salonlar genelde öyle salonlar oluyor. Hani balkonlu, oturma düzeninde, çok şık, çok güzel, sahnesi, akustiği, her şeyi çok güzel olan opera sahneleri genelde oluyor. Hoşuma gidiyor öyle sahnelerde şarkı söylemek. Yurt dışında da tabii ki öyle sahnelerde söylemek çok isterim. Yani çok eski hani tiyatro salonları, konser salonları olur ya, o şekilde bir konser salonunda söylemek de çok isterim. Aynı zamanda benim böyle çok özel güzel stüdyolarda da konser verme gibi bir hayalim var. O yüzden de mesela işte Abbey Road'da da bir performans yapmak ya da onun gibi çok değerli stüdyolarda da performans yapmak benim için güzel bir hayal, güzel bir düşünce olurdu. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.